Öncelikle Suriye ile oynamak ne kadar zor bunu göstermek için aşağıdaki izleyicilerimizin iki yorumunu koyacağım. Sonrasında da 7 ay sonra hoş geldiniz. 7 ayın sonunda artık 9. bölümdeyiz. Benim Ordu'nun en son sürümünü oynuyoruz. Bu oynadığımız oyunun en güncel versiyonu ve Gökdoğar'la Sturgia maceralarına devam ediyoruz. Böyle sınırlarımızı da bir göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi Kuzey'in Varçek'e karşı tamam bizim Varçek'te geçen bölümlerde öyle şeyler oldu ki Vilandia ile savaşırken bir anda Kuzey İmparatorluğu savaş ilan etti, Varçek'i aldı, barıştılar. Öyle saçma sapan şeyler oldu. Önceki tüm bölümleri kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Twitch'te oynarken herkes YouTube serisine de devam et dediği için YouTube serisine de artık devam etme kararı aldım ve bugün 8'de Twitch'te canlı yayındayız. Orada da ayrı bir serimiz var. Yeni devlet kurduk orada da. Kök Kuzeyliler diye ayrı bir devlet kurduk. Twitch serimiz ayrı, YouTube serimiz ayrı. Devam ediyoruz. Bugün yayına da beklerim sizi. Önce görevlerimize bakalım. Nerezes budalalığını saldık biraz. Onun dışında kan davası görevi aldık. Onun dışında devlet olarak ne durumdayız? Turgyalar. Bu arada abi kendi karakterime bakayım. Biliyorsunuz biz çok eski versiyonlarını oynamıştık. Sonra güncellene yeni görevler geldi. Özellikle ilk görev tamamlandı ve erkek kardeşimize, kız kardeşimize kavuşacağız. Erkek ve kız kardeşlerin adına öneri yapabilirsiniz. Sizin verdiğiniz önerilerde en çok beğeni alan yorumu yaparız. Kişi adlarını değiştiririz böylece. Tabii ben bu süreçte oyunu bayağı öğrendim. Twitch'te oynuyor oynuyor. Kendim de oynuyor oynuyor. Bayağı öğrendik. O yüzden daha mantıklı seçimler yapacağız. Şimdi abi. Diplomasiye geldim. Abi imparatorluğun batısı. Pert. 10 gücü var. Yok ederiz, dağıtırız. Belki yok bile olmuş olabilir, bakarız ona. Bir de Vilandiyalarla. Asıl dert Vilandia. Bu iki devletle savaş halindeyiz. İkisini de bence pert edebilecek güçteyiz. Onun dışında 1.5.7'de birçok yenilik geldi. Birçok Sturgia'ya, Batanya'ya zırh eklendi. Yeni köyler eklendi. Yeni silahlar eklendi. Birçok sıkıntı da halledilmiş. Corsairs. Evet, Corsairs'a gitmemiz gerekiyormuş bu meseleyi çözmek için. Kan davası meselesini de halledelim böylece ama Revli'den de asker almam lazım. Görev başlatıp da ailenini kurtar. Evet, biz çok eski sürümde bıraktığımız için seriyi bu görevler gelmemişti bize. Şimdi bir anda güncellemeler yapıldı. Kardeşimizi buluyoruz. O bulamadığımız kardeşimizi. Bu arada şunu fark ettim. Warband'daki kardeş görevi gibi burada da kardeş görevi var. Yani sadece şekli şemali değişmiş. Neyse. Gökdoğar seni görmek ne güzel. İster inan ister inanma. Ciddiyim, ben de seni arıyordum. Kaçtın mı? Kardeşim nerede? Ne oldu? Sakin ol, sana her şeyi anlatacağım. Kardeşini bulduk ama eski ortağım Galter bana ihanet etti. Çocukların serbest bırakılmasını görüşmek üzere kampına gittik ve bizi oracıkta ele geçirdi. Lan puşt! Demek siz kaçırdınız zamanında. Ne alçaklık değil mi? Değil mi? Değil mi? İyilik meleği piç. Bu meslekte bile yoldaşlarını ihanet etmek hoş karşılanmaz. Oğlum siz neyin namusundan, neyin şerefinden bahsediyorsunuz ya? Kaçtım. Diğerlerinden biraz daha suçlu olan adamlarımdan biri herkes uyurken beni serbest bıraktı. Ama bir hain yaşamasına izin veremem. Bu yüzden seni bulmaya ve sana bir anlaşma teklif etmeye karar verdim. Galter'in şu anda nerede olduğunu biliyorum. İstersen birlikte saldırıp akrabalarını kurtarabiliriz. Ama karşında o alçağı öldürmenin zevkini tadacağım. Ne dersin? Birbirimize nasıl güvenebiliriz? Bana güvenemezsin. Siktir o zaman amına koyduğum çocuğu. Tamam, yolun yukarı tarafında gel, benimle buluş. Bu arada ticarete gelelim. Üstümüzdeki başımızdakileri satalım. 30 binde paramız varmış. Ben baya asker alacağım şu yakın zamanda. Şimdi elçi diye bir silahım varmış. Oo, bak bu da güzel de bu elçi ne abi? O senin Allah'ına kurban, ben bu silahı kullanacağım. Evet, bir satalım bakalım hepsini. 2700 iyi para. Ver 2700'ümü. Çok da parası yokmuş. 10.000 parası varmış sadece. Şimdi 30 adamımla Corsairs'a gidiyorum. Bakalım kan davası olayını çözebilecek miyiz? Bu arada GeForce Now'dan değil, normal bilgisayardan oynuyorum. Bu da optimizasyon sıkıntısının bir tık daha düzelttiğini gösteriyor aslında. Ha, tam değil. Tamamen iyi durumda değil ama en azından hiç düşük ayarı almadan tamamı orta ayarda oynayabiliyoruz. Kanımızın değersiz olduğunu, içimizden birinin canı... Ne diyorsun lan? Yani söverek başlayıp sonrasında huyuma gitmen de enteresan. Göreceğiz. Evet, göreceksin, sana iyi günler. Ne konuştuk ki biz şu an? Gökler bizi korusun. Tamam, korusun. Bizim görev neydi? Ne konuştuk? Tamam, kan davası meselesi. Önce Karbur'da Borçay'la konuşup onun seninle birlikte... Ha desene ama. Atlara batlara atlara atlara çaptıra çaptıra batıdan doğuya doğudan batıya çaptıra çaptıra çapa çapa geldik biz. Ray. Borça, özledin mi beni lan? Warband'dan beri görüşemiyoruz Teneke, gel bakalım. Sen kimsin, benden ne istiyorsun? Sakin ol, akraban Karburdu ile konuştum. Durumunu biliyorum. Yardım etmeye geldim. Bu meseleyi barışçıl bir yolla ben halledeceğim. Sen benim peşime takıl. Hah, adamsın be. Oğlum ben halledeceğim diyorum. Sen niye kafanı takıyorsun? Hadi şimdi peşimden koştur. Hadi bakalım. Koş koş, haydi bakalım. Haydi. Çocuk bize emanet edildi, Borça.
Onu korumamız lazım. Oğlum lan çete lideri falan var lan. Borça çabuk gel aslanım. La siz manyak mısınız? Vay vay vay. Bizi görmeye kimleri getirdin? Kefeni de yanında getirdin mi? Umarım getirmiştir. Buradan canlı çıkamayacak. Konuşmaya geldik. Biz dinle lütfen. Bulacağımızı biliyordum. Şimdi adaletle yüzleşeceksin. Birader dur. Bu çocuk benim korumam altında barışında konuşmaya geldik. Soydaşlarımdan birini öldürdü ve ondan intikam almak bizim en doğal hakkımız. Haklısın deyip adamı öldürmelerine izin verebiliyorum. İkna edelim. Savaşmaya gerek yok. Bir anda beni öldüremez. Ama o çocuğu öldürse başarısız oluruz. Kan parası tutku suçları için uygundur. Ancak bu çocuğu soğukkanlılıkla öldürdüğün takdirde kanunların gözünde gerçek bir katil olacaksın. Ve hiç şüphesiz öleceksin. Evet başarılıyım. Şimdi ikinci konuşma. Burası çok önemli. Bir gün senle kan parasıyla oğlanan birinin hayatını kurtarmak isteyebilirsin. Merhamet göstermezsen merhamet görmezsin. Ve başardık. Başardık bunu. Bunu sıkıntısız hallettik. Haklı olsun tam olacağını başlıyorum şimdi yıkıl karşımdan. Belanı sikerim bana yıkıl karşımdan falan deme bir daha. Lan bir teşekkür et şerefsiz nereye gidiyorsun? Herifin hayatını kurtardık. Adam ben konuşunca konuşuyor benimle. Evet kan davası meselesi halledildi ama ilişim azaldı bu herifle. Şu Vilandia köyüne gidebiliyor muyum ya? Benim biraz asker toplayıp kale almam, şehir almam gerekiyor. Oğlum burasının çok doğal bir koruması var o zaman. Keşke bu şehri alsaydım ya. Bu arada gördüğünüz gibi Batı İmparatorluğu diye bir şey kalmamış maşallah. Kuzey var, güney var şu anda. Vilandialar çok iyi durumda. Aseray yine iyi durumda. Kuzeyitler de ortalamanın bir tık altı. Biz de yine ortalamanın bir tık üstü durumdayız. Şimdi izninizle bir sığınak eleştirmek istiyorum. Ve buradan belki tutsak alırız. Yorick bu arada bir ordu kurmuş. Tamam o orduya katılacağız. Ama öncesinde şu sığınaktan belki tutsakları kendi ordumuza alabiliriz. Öyle bir rahatlık olabilir. Bu da mesela bir güncelleme. Yayınlarımıza gelmeyenler için söylemiş olayım. Bu da bir yine güncelleme. Eskiden direkt davar gibi giriyorduk. Evet burası sıkıntılı bir yer olacak bizim için. Çünkü üstten de gördüğünüz gibi onlar üstün gözüküyor bizden. Okçu gel buraya. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. Solda herhalde kimse yok. Okçu. Okçu buraya gel kardeşim. Biz ilerliyoruz. Aha buradalar. Buradalar beyler. Şöyle dur. Hemen pataküte hallediyoruz hadi. İyi vurduk. Devam. Haydi bakalım güzel. Kayıpsız. Bak piyade burada kal. Okçular şurada kal. Bak bunlar alevlendi bunlar bize doğru geliyor. Hadi dikkat edin. Şöyle sıkalım. Oo ikinci ekil gelir ya. Geldi. Vur bana. Evet. Hadi çocuklar hadi. Oyalıyorum ben. Oyalıyorum. Hadi lan. Arkalı oğlum. Evet. İşte böyle ya. Çok taktiksel gideceğiz. Piyade gel buraya. Şu uzakta kalmış bir. Ben şu dışarıdaki iti alacağım. Komutanınız olarak. Kalkanına yitirdik. Şu an ne olduğunu şaşırıyor. Daha nereden geldiğini öğrenemedi. Şimdi gördü. Cidasıyla saldırı yapıyor. İyi de attı. Oy. Bayılttık. Bitti mi beyler? Nereye gidiyorsunuz lan? Oo bizim bir tanesi... Çatışıyor orada. Acil yardım etmemiz lazım. Geri gel. Nerede sen geri gel. Salak. Öleceksin. Dedim abi ölecek dedim ya. Vallahi ölecek dedim ben. Ay az kalsın. Pert oluyorduk. Şöyle vuralım. Kendinize elin gençler. Canım az. Evet. Güzel. Bu da Odin'e kavuştu. Şimdi aha. Zurna'nın Zarsus dediği yer burası. Bunlar bizden daha güçlü. Toplu saldırı bizi yok ederler. Acil delikanlılık da var. Benim savaşmam lazım ama canım da az. Mecbur tamam diyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet be. Ne oldu? Güzel bir zaferdi. Nüfuz da kazandık. Nüfuzumuz da azdı. Kurtardım sadece iki Sturgia köylüsü süper. Neyse bu tutsakları alalım. Tutsakların adam alma olayında biliyorsunuz ben yayınlarda çok konuştum bu muhabbeti. Tutsakların adam alınca niye moralimiz düşmüyor? Keşke moralimiz düşse daha gerçekçi olur diye. Evet artık tutsakların adam alınca moralimiz düşüyor. Tabi bu oyunumuzu daha da zorlaştıracak. Bu arada bayağı sağlam şeyler gömdük ha. O zaman şimdi gidelim biraz asker toplayarak orduya katılalım. Diğer ordu nerede?
Tovir'in ordusu burada, Yorgin ordusu burada. Ailemi kurtarmak için buraya gitmem gerekiyormuş. Tamam. O sığınak o zaman şu anlık biraz beklesin. Ben bir buraya uğrayacağım derken, oğlum bizimkini pert mi ediyorlar? Ha, bizimki pert ediyormuş, tamam. Abi hep çöp asker ya, hep çöp asker ya. Bak mesela Vilandia sınırında Kuzey İmparatorluğu ile Batanya toprakları falan var. Yani doğal bir sur gibi duruyorlar orada. Bu arada Kuzey İmparatorluğu'ndan Lukon'da çok devasa bir ordu kurmuş durumda. Artık kimle savaş halindeyse yandı. Umurumda değil eşkıya, teslim ol ya da öl. Asker gönderelim, buna uğraşmayalım. Bu arada Gökdağar Birliği'nden bir kişi ölmüş. Harika, iki kişi ölmüş. Müthiş. Ulan 3 acemi alma, aç 3 acemi alma işte oradan ya. Ben de 3 acemi alayım anasını satayım. Ben de yetiştireyim. Ha, Tovir'in ordusunu gördüm bu arada. Şimdi Agaolmon'a gidiyorlar. Ya birader, sen ordu değil misin? Git savaşmaya gitsene ya. Acaba Tovir'in mi yoksa Yorick'in mi ordusuna gitsem? Yorick sanki daha bir savaşa gidiyormuş gibi geliyor da. Vilandiyalılarla barış mı? Oğlum siz salak mısınız ya? Siz gerçekten sorunlu insanlarsınız. Ben bunun şerefine bir turnuva yaparım. Abi süper. Herkes aynı anda mı oynayacak? Oo, 16 kişi aynı anda, 4'er takım aynı sahada. Çok iyi. Oy, İmparatorluk okçusu pert. Oy. Şuna da bir vuralım. 67 güzel. Bu da öldü abi. Yaralandı, pardon. Yanıyorum şu an ya. Çık 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 çık. Lan siz almasanız ben oluyordum. Sarı bende, sarı bende. Ay, 64 güzel. Dönerim sana, dönerim. Ay, kim aldıysa çok iyi aldı. Bu arada kolluk veriyormuş, güzel. Şimdi en sevdiğim abi kılıç kalkan temsil. Bir atlı okçuluğu çok seviyorum, bir de kılıç kalkan çok sarıyor bu turnuvalarda. Şurada hemen bir killimiz gelsin. İki kişi bunlar, heh. İki kişi, birini direkt almam gerekiyordu. Bir kalkan vuruşu. Tak! 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 Olmadı. Üçüncüsünde direndi. O zaman bir tekme koyayım sana. Ha? Tekme. Aa, iyi vurdu. Ama kafa kıran Vuldur atmış adı da. Aa, bastards, evet katılıyorum. Kendimize bahisi de veriyoruz tabii ki. Yarı finaldeyiz şu anda. Haydi bakalım. Abi kolay da ok çekemiyorsun bu arada. Güncelleme geldi. Kolay kolay çekemiyorsun. Lan bizimkini alacaklar. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Bizimkini vurdum lan. Bizimkini vurdum yanlışlıkla. Neyse. Allah'tan pert ettik. Neyse, bizimkiyle finaldeyiz. Her ne kadar vursam da arkadan. Devam. Turnuvayı kazanacağız. Kollukları alacağız. Parayı çoracağız. Ardından da ordumu güçlendirip kervan almak istiyorum. Tabi kardeşlerimize de kavuşmamız lazım. Bu arada bu Lord değil mi? Lord'la oynuyoruz galiba. Hadi bakalım. Sen İmparatorluk Lord'usun, ben Sturgia Lord'uyum. Hadi bakalım. Sol altta da gördüğünüz gibi Gökdoğar. Epiklotea'da gerçekleşen turnuvayı kazandı. Para da kazandık, nam da kazandık, her şeyi kazandık. Yani toprak sahibi olmadığımız halde 34.000 iyi para. Yatırım matırım da hani çok öyle derin bir yatırım yapmadık. Ya zamanında bir toprağımız vardı. O da elimizden alındı. Şimdi 36.000 para yaptık. Omor'a gideceğim abi. Sturgia şehrimize gideceğim. Orada da bir kervan oluşturma niyetim vardı ama bir dakika. Öncesinde Han'da kızımızla bir konuşalım. Hatta direkt birliğimi alayım mı? Gidelim bir kervan alalım çünkü hazır savaşta değiliz ya. Para biriksin, para kazanalım. Savaş başlayana kadar rahat rahat bize oradan gelir. Ama bir karşında da 15.000 vermemiz gerekiyor. Lan şurada gözümün önüne çapulcular gidiyor mis gibi. Para kokuyor, para şu çapulcular, hadutlar var ya. Bu süreyi asker olarak da düzeltelim. 70 küsur asker yapalım ki savaş zamanında aranmayalım. Ha, bu arada bir de kaleye gidelim. Zindanı tutsak bağışlayalım ki nüfuzumuz da artsın. Böylece kale alınacağı zaman, şehir alınacağı zaman ben kendime yatırım yapabileyim. Politikaları değiştirebilelim. O yüzden nüfus çok önemli. Bırakın onu, ordu kurarken de çok önemli. Bak şimdi ben bu reisleri vereceğim. Efsobi nüfus gelecek bana bak. 11, 12. Yani 11'den 12 güzel. Hep bu güncellemelerle olmuş bak. Hep güncellemeler pert olmuş. Keşke satsaydım adamı. Lan 11'den 12 yaptı ya. Bak mesela bu tüccarmış. Ben Gökdoğan beyefendi diyelim. Tüccarmış abi. Ha, ben kervan oluşturmak istiyorum birader. Tamam, 29 kervan muhafız tutmak için 15.000. Tamam, veriyorum. Talya kalkan kızına da buna önderlik etmesi için görevlendiriyorum. Tamam, kervan oluşturdu abi. Yani inşallah bol kazançlı olur.
Şimdi kervanımız hazır değil mi? Vilandiyalardan haraç alıyoruz. O aldığımız haraç bana da geliyor. Ve kervandan da günlük 500 kazanıyorum. Direkt bak 10 gün içinde kervandan kar etmeye başlayacağım. Hazır işler yolunda gidiyorken de gidelim. Bir de kardeşimizi alalım abi. Onları da klana üye yaparız. Sonra hedefimiz biliyorsunuz ya Sturgia'nın başına geçmek ya da yeni bir devlet kurmak. Çünkü Sturgia maalesef çok güçlü bir devlet değil. Uğraşıyoruz yani iyi bir hale getirmek için. Şurada çavuzcara saldırayım da bir orman aletleri de gelmiş. O zaman biz de girelim bu savaşa. Çünkü salınca orman aletlerini yeniliyor bizimkiler. Yenilmiyor da birkaç kişi gereksiz kaybediyor. Evet, en sevdiğim savaş ortamlarından biri. Şimdi okçular. Maşallah okçularımız da çok fazlaymış. Biz direkt saldıralım abi. Bunlar bize yaklaşmadan biz onlara saldıralım. Hadi tamam mı? Okçu burada kal. Bak bizimkiler şimdiden kill almaya başladı bak. Şöyle ben bir yaklaşayım abi. Hop. Bana sıkacaklar. Evet sıkmaya başladılar. Şöyle kılıcımı çektim. Hop. Pusucu tamam. Hop. Bu da 66 zarar. Bir orman askerleri biraz zorlayabilirdi. Tamam. Sizin Allah'ınıza kurban, Allah'ınıza. Sadece bir ölümümüz var. Yapacak bir şey yok. O da acemi askerlerden gitti. Sonuç olarak hem çapucular hem de orman aletlerini paket ettik. İnşallah tutsak falan da vardır da böyle ordumuzu alırız. Tamam abi. Sturgia savaşçısı. Sturgia koruyucusu. Biraz okçu olsun. Bizim okçular az abi. Sığınağa gidiyoruz abi. Evet. Son görevimiz de burası. Burada sığınaktan kardeşlerimizi kurtaracağız. Valla burası önceki sığınağa göre daha böyle izicivin duruyor. O yüzden çok kasmayacağız. Hemen beni takip ediyorsunuz gençler. Seri takip edin. Seri. Şöyle şu etrafın güzelliğine bakar mısın ya? Vikingler dizisinde gibi hissediyorum kendimi. Gel abi. Gel piyade gel sen de buraya. Hatta piyade sen bir kalkan duvarı mı yapsan? Ben şu anteni bir almaya çalışayım. Oy nefis. Kafadan gitti. Direkt ölü. Okçu direkt gel buraya. Piyade sen de buraya gel. Bu arada okçu sıkma gereksizleri. Boşuna okunu harcama buraya gel. Şimdi sık. Ben de sıkayım o sırada. Yaklaşıyor çünkü. Kalkanı aldı. Ay güzel. Hadi. Allah kase attın ama adamsın. Piyade sen de buraya hadi oğlum hadi hızlan. Kalkan duvarından çık. Dağınık hareket hatta. Çünkü bunlar sürekli bir şeyler fırlatacak bize. Çok uzaklardan. Göktuğar vur gol olur mu? Güzel ayağından vurduk. Hatır sayılır bir mesafe. 65 metreden vurmuşuz. Harika. Hadi güzelim. Şöyle sana bir tane daha vuralım şöyle. Güzel. Harikasınız. Herkes saldırsın. Geri kalan bizde. Lan bizden birisi yaralanmış ne oluyor? Selamın aleyküm. Hop bir tane vurduk. Bizim baltalı inşallah orada fert eder onu. Lan öldü lan. En sevdiğim birlik öldü ha. En barbarı öldü. Gözükmüyor şu anda. Demek içerilerde bunlar. Bu arada ben çok yavaş hareket ediyorum ya. Zırhım ağır olduğu için midir nedir? Mağaranın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Sırf bir kişi daha bulmak için. Sanıyorum bir kişi var. Bizimkiler de maşallah GPS gibi direkt buluyor. Oo mağara diğer mağaraya bağlanmış derken avcıyı da öldürdü ya. Deniz yağmacısı. Neyse paket ettik Allah'tan hepsini. Şimdi mevzu. Şimdi abi bu teneke geliyor. Topluca girsek çok daha rahat olur bence. Ama kardeşim mesela abi. Galter diyor ki alçaklar sen tutsaklarımın akrabasın değil mi? Abilerim lan onların. Sen Aragos'la bitiriyorum ona güvenilemeyeceğini farkında mısın? Oğlum hepiniz çocuğusunuz. Yani hiçbirinize güvenmem. Bizi buraya getirdi kardeşlerin nerede? Artık konuşmak yok ya sen beni öldüreceksin ya da ben seni diyor. Bu iş böyle bitecek. Gel lan gel. Sana benimle düello yapma şerefini bas. Ya sık aman akodum sen kimsin gel buraya. Gel de enseni alayım senin. Gel. 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 Adına vurduğum ses. Kimsin lan? Adam mı oldun lan 2 günde? Adam mı oldun 2 günde? Lan küçük çocuğu kaçırmaya utanmıyor musunuz lan yavşaklar? Sonunda kardeşlerime kavuşacağım. Ya Galter bir gün geri gelemem mi ha? Gümüş mü vereceksin sen bana? Konuşmanın zaman kaybı olduğunu söylemiştin. Artık Rados'un malısın. Rados'a söz vermiştik. Evet Galter'in Radagos tarafından infazı. Onu idam et.
Kardeşimi kaçıranlar böyle böyle ölecek. Siz kimsiniz lan benim kardeşimi kaçırıyorsunuz? De canlı mı kalacaksınız? Öyle mi sanıyorsunuz gerçekten? Hiç düşünmediniz lan bu çocuğun abileri var. Gökdoğar geleceğini biliyordum. Vay kardeşim benim, nerelerdesin sen ya? Vay canına, senin burada ölecek hiçbir şey yok. Seni seviyorum kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sağ salim görmeye çok sevindim. Herkes iyi mi? Evet, hepimiz iyiyiz. Alişka ile Fodor korktular ama iyiler. Çabuk olmalı ve buradan hemen kurtulmalıyız. Derhal Reva'ya göndereceğim. Orada güvende olurlar. Tamam kardeşim. Bana her şey anlatmaya hazır olduğunda orada buluşalım. Tamam, dikkatli ol. Seviyorum seni. Canım kardeşim benim. Sığınaktan çıktığın sırada Lagos yanına gelip seninle konuşmak istedi. Konuşsun bakalım. O da kaçıranlardan biri değil mi abi? Pekala, görünüşe bakılırsa seni akrabana kavuşturduk. Yani ben anlaşmamız üzerinde düşen kısmını yerine getirdim. Artık gidiyorum. Bu arada beni bıraktığın için bizden zarar çekme. Köleşine geri dönmeyeceğim. Eski meslektaşlarımla köprüleri yaktığım söylenebilir. Adamların ailemi öldürdü. Gerçekten cezalandırılmayacağını mı düşündüm? Aa, bunlar benim annem babamı öldürdü herhalde, değil mi? Şimdi biz Twitch'te bunu cezalandırmıştık, almıştık kellesini. Burada ne yapsak acaba? Burada da kullanalım bunu. Burada da ileride tekrar karşılaşıp bunu klanıma falan alırım. Ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım. Ailini kurtar göre güncellendi. Tamamladık abi. Radagus'u saldım çünkü ileride ondan faydalanmak istiyorum. Kardeşlerimiz da buraya kavuşacaktı. Revli'ye gelecekti. Kardeşlerimizin bir yanına gidelim. Kaleye gittiğimizde evet, Nozon. O zaman burada duralım abi. Kardeşlerimizle sonraki bölüm konuşuruz. 10. bölümde görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Aylar aylar sonra gelen bu bölüm İnşallah sizin de desteğinize sık sık gelmeye devam eder. Hoşça kalın.